Evet, okullar açıldı. Şimdi okullar açılınca ne oluyor? Her yıl konuşulan tek bir konu var. İşte kayıt ücretleri veya servis ücretleri buna benzer. Her zaman da aynı kelimeler. Yani veliler, öğrenciler kayıt ücretinden şikayetçi. Yetkililer, müdürler, bakanlıkta biz kayıt ücreti almıyoruz. Alanları bize bildirin. Nasıl bildireceğiz size? Yani siz bilmiyor musunuz? Siz de öğretmenlik yapmadınız mı? Yani gidiyorsunuz bir okula. Efendim diyor işte şu kadar para yatırmanız lazım. Biz almıyoruz ama okul aile birliğine vereceksiniz. Yani aynı kurum, aynı teşkilat. Yani buna benzer. Diyelim ki ne verdin vermedin. Sen öğretmenle kötü olamazsın ki. Müdürle de kötü olamazsın. Çünkü evladını oraya teslim ediyorsun. Sen oradan yani terse düştüğün bir okulla nasıl eğitim alacaksın? Nasıl efendim huzurlu, mutlu olacaksın, anlaşacaksın? Olmuyor, veriyorum. Veya okul ne yapıyor? Efendim kermes düzenliyoruz. İşte siz de katkıda bulunun. Kermes günü çocuklarınızı cebde yüklü miktarda para koyun. Bunu diye nerede gördük? Veya ne yapıyor? İşte efendim okulda deneme sınavı yapacağız. İşte her ay çocuğun cebine bu kadar para koyun. Veya efendim işte yardımcı ders kitapları vereceğiz. İşte çocuğun cebine şu kadar para koyun. Veriyorsun onu. Vermezsen olmuyor. Veya diyor ki işte okulda müsaberemiz var, tiyatro gösterimiz var, palyaço gösterimiz var, çocuğa şu kadar para ver. Veriyorsun. Yani bunlar oluyor. Sonra sorduğun zaman ne oluyor? Şimdi yetkililer diyor ki yani biz burada diyor işte personel çalıştırmak zorundayız diyor. O personelin diyor işte maaşını buradan ödüyoruz. Veya okulun işte diyor, tamiratı, boyası, tadilatı var. İşte bu paralardan yapıyoruz diyor ama bu paraların tabi kaydı kuydu yok. Yani herkes kendi vicdanına. Yani ben okulda elinde efendim penseyle, çekişle, kazmayla çalışan müdürü de gördüm. Efendim yan gelip yatan müdürü de gördüm. Buna benzer. Artık dikkat edelim arkadaşlar. Yani okul parası artık kayıt parası muhkem. Bunu ödeyeceğiz arkadaşlar. İşte itiraz etmiyoruz. Çünkü edemeyiz. Etsek de zaten yalanlanıyor. Bunun başka çaresi yok.